Kucağıma alır almaz kulağının olmadığını fark ettim. Çok canım acıdı. Kulağın üstünden başlayıp boyuna kadar inen bir yarık. 30 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir vaka görüyorum. Bir kulağı eksik, derin bir yarıkla dünyaya geldi. Türk doktorlar 2 yaşındaki Maksat Yunus'un mucizesi oldu. Çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çocuğum da kendini çok iyi hissediyor. Herkese minnettarım. Kazakistan'da yaşayan Gülnur Abdurrahmanova 2 yıl önce aldı kucağına oğlu Maksat'ı. Sağ kulağının olmadığını fark etti. Hemen çare aramaya başladı. Kazakistan'da yaşadığımız Uralsk'ta doktorlara gittik. Bizi Almatı'ya yönlendirdiler. Oradaki hastanelerde de ameliyat edemeyeceklerini söylediler. Daha sonra Rusya'ya, Moskova'ya gitmemizi söylediler. Annesi küçük Maksat'ı 2 yıl boyunca hem Kazakistan'daki hem de Rusya'daki doktorlara götürdü. Ama hiç kimse küçük Maksat'a çare olamadı. Anne ümidini kaybetmemişti. Onu en sonunda Türkiye'ye getirdi ve Türk hekimlerine emanet etti. Ciltte de bir açıklığı vardı ve orta kulak direkt olarak genize açılıyordu. Öncelikle genizdeki bu açıklığı kapattık. Orta kulak kemikçiklerinin yeterli gelişmemiş olduğunu gördük. Bir işitme sistemi oluşturduk. Ameliyat tam 5 saat sürdü. Biz damağını onardık. Boynundaki yarığını kapattık. Bir kulak deliği yaptık. Maksat da annesi de artık çok mutlu. Küçük yavru artık duyabiliyor çünkü. Ve bundan 5 yıl sonra da kulak kepçesi yapılacak ve tamamen normal hayatına dönebilecek. Çok mutluyum. Herkese minnettarım.